İyi akşamlar değerli izleyenler. İslam ve Yaşam izlencemizde bu hafta geçen haftadan devamla İslam'da kutsal kitap ve Kur'an konusunu ele almaya devam edeceğiz. Bu haftaki bölümde Kur'an'da mucize kavramı, Kur'an'da olağanüstülük var mı? Yine Kur'an ayetleri tasnif edilirken söz konusu olan muhkem ve müteşabih ayrımı, Mekki medeni ayetler, Mekki medeni sureler meselesi, Kur'an'da nesih kavramı var mı? Bu konuları ele alacağız. Bu konular çerçevesinde bu haftaki söyleşimizi sürdüreceğiz. Kur'an-ı Kerim'den elbette ki örnekler vermek suretiyle ayeti kerimeleri esas alarak onların yorumunu, yani diğer bir ifadeyle tefsirini esas alarak bunları açıklamaya çalışacağız. Meal nedir, tefsir nedir gibi çok öncelikle bilinmesi lazım gelen temel kavramları da elbette ki vakit el verdiğince ele almaya ve bunların üzerinde de söyleşmeye devam edeceğiz. Şimdi ben meseleye yine bir ayeti kerime ile girmek istiyorum. Yayın ortağımız Profesör Doktor Erkan Yar Hoca ile bu konuları yine karşılıklı konuşmaya çalışacağız, söyleşmeye çalışacağız. Evet, şöyle diyor Kur'an-ı Kerim kendini ifade ederken, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ. Bu kitap kendisinde hiç kuşku bulunmayan ve muttakiler için bir yol gösterici olandır. Kendisini böyle niteliyor. İçinde hiçbir kuşku yok, çelişki yok ve muttakilere, takva sahibi kimselere yol göstericidir diyor. Ancak öbür taraftan tabii ben bu noktada şimdi dikkat çekilmesi gereken bir husus olarak kabul ediyorum. Haşr suresindeki bir ayeti kerime diyor ki لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Şimdi Kur'an'ın olağanüstülüğü meselesiyle gireceğiz. Burada bir olağanüstü anlatım var gibi geliyor insana. Yani biz bu Kur'an'ı dağların üzerine indirseydik, o dağların Allah korkusundan paramparça olduklarını görürdünüz diyor. Görürdün diyor. Şimdi bu örnekleri biz insana düşünsün diye bu örnekleri veriyoruz. لَعَلَّهُمْ onlar umulur ki تَفَكَّرُونَ düşünürler, tefekkür ederler diyor. Kendisinde hiçbir kuşku, çelişme olmayan ve muttakileri hidayete ulaştıran Kur'an söz konusu olduğunda böyle bir misali de görüyoruz, böyle bir örneklendirmeyi de görüyoruz. Dağlara indirseydik dağların paramparça olduğunu görürdün. Buna ancak insan katlanabilir. Kur'an'ı ancak insan taşıyabilir. İnsan Kur'an'daki sorumlulukları üstlenebilir diyor ayette, Haşr suresindeki ayette. Evet, Kur'an'da olağanüstülük var mıdır? Kur'an'da mucize var mıdır? Yoksa Kur'an'ın kendisi mi bir mucizedir? Mucize kavramı Kur'an'da yer alıyor mu? Ve Kur'an mucize kavramına nasıl yaklaşıyor? Gerçi Kur'an'da meydan okumaları görüyoruz. Kur'an'ın bir benzerini getiremezler. Kur'an kendisini muciz olarak bu manada nitelendiriyor diyebiliriz. Aciz bırakan anlamında. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz meseleye Erkan Hocam? Tabii bundan önce mucize sözcüğünü açıklamak gerekiyor. Evet. Yani mucize dediğimiz zaman ne anlıyoruz ve Kur'an'da mucize var mı? Genel olarak mucizeyi tanımlayanlar derler ki mucize harikun lil ade olan bir olay. Yani insanların alışık olduğu, insanların idrak ettiği, kavradığı, düzeni bildiği, ondaki düzeni bildiği bir olayın nakzedilmesi, bozulması
olaydır. Dolayısıyla mucizede karşıdakini güçsüz bırakmak vardır. Aciz. Acize, mucize gücün zıttı. Hı hı. Güçlü kadir veya kadir, evet. Güçlü demek. Gücün zıttı olarak acziyet. Mesela Araplar yaşlı insana acuze demiş. Evet. Yani güçsüz kalmış artık, yaşlanmış, gücü kalmamış anlamında bunu kullanmışlardır. Aynı şekilde mesela hurma ağacının kütüklerine acizun nakıl şeklinde Kur'an'da geçer. Yani hurmanın ağacının güçsüz kalmış artık ayakta durma. Çünkü hurmayı kestiğiniz zaman yere uzanmış oluyor. Dolayısıyla onun güçsüzlüğünden hareketle acizun nakıl şeklinde ifade etmiş. Malumunuz bu sözcük Kur'an'da kullanılmaz. Bunu programlarımızın birinde daha açıklamıştık. Kur'an'da ayet sözcüğü, çoğulu ayat sözcüğü kullanılır. Ayetle evet. Mucize arasındaki fark şudur. Yani Kur'an'da kullanılan ayet sözcüğüyle Kur'an'da kullanılmayan, bu anlamda kullanılmayan muaciz veya sonundaki te mucize Arapça bir tabir olarak, yani karşıdakini o kadar çok güçsüz bıraktı ki, o güçsüzlüğü mübalağa için sonunda o te harfi kullanılır. Yani tamamen burada amaç karşıdakini güçsüz bırakmak. O zaman mucizede bir meydan okuma vardır. Evet. Yani karşıdakine meydan okuyorsun, benzerini meydana getirmek için. Onlara meydan okuyorsun ve karşıdaki de bunun benzerini meydana getiremediği için ona teslim oluyor. Evet. O zaman biz Kur'an'a benzerini meydana getiremediğimiz için mi teslim olacağız? Yoksa, şu Kur'an'da kendisi de meydan okuyor. Diyor ki, fe'tu bi suratin min mislihi, onun benzeri bir sure getirin. Sure getirin, evet. Veya onun benzeri 10 sure getirin. Kur'an'ın insana meydan okuması 3 evrede gerçekleşiyor. Birinci evre bir bütün olarak onun benzerini meydana getirmektir. İkinci evre ondan 10 sure benzerini meydana getirmektir. Üçüncü evre ondan bir sureye kadar iniyor. Yani bir suresinin benzerini meydana getirin. Tabii burada Kur'an meydan okurken amaç Kur'an'ın lafızları gibi Arapça olan bir metin meydana getirmek değil. Yani onun lafız olarak bir benzerini meydana getirmek değil. Çünkü anlamları lafızlar taşır. Yani siz bir anlamı, lafızlar o anlamı yüklenir ve lafızlar bir anlama delalet ederler. Kur'an'daki amaç lafız değil. Yani lafız olarak onun benzerini meydana getirin demek değil. Eğer çünkü, öyle olsaydı, özür diliyorum. Öyle o zaman olsaydı, Arap şairler vardı. Onu diyecektim. O zaman nazire diyebileceğimiz şekilde o dönemde bir takım Arap şairler veya nasıl ifade etmek lazım? Sahte peygamber, yalancı peygamber deniliyor. Yani peygamberlik iddiasında bulunan o dönemdeki başka bazı kişiler ve bunların çoğu şair, onlar da Kur'an surelerini çağrıştıran benzer metinler oluşturmaya çalışıyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de bir sure var, söz gelimi Bismillah. El-kâriyâtu mel-kâriyâtu ve mâ edrâke mel-kâriyâ. Evet. Yazmış el-fîlu mel-fîlu ve mâ edrâke mel-fîlu diye mesela bir başka şair, Arap şair kalkmış. Önemli olan, bu tip şeyler oluşturmuşlar. Önemli olan lafzın, lafızdaki düzen, intizam, kafiye bunlar değil veya bir vezne uygunluğu değil. Değil tabii, kastedilen. Şiirde önemli olan belagat değil. Şiirde önemli olan belagat ama onun içerisinde bir dışsal bir, lafızsal bir örgü de şiirde önemlidir. Evet. Mesela kafiyeler sonlarının uyuşması. Konu bütünlüğü açısından. Konu bütünlüğü ama mesela ya aruz vezni var şiirde veyahut da hece vezni var diyelim. O dönemde aruz vezni en azından o vezne uygunluğu. Çünkü şiir rastgele yapılmaz. Bir vezin. Tabii. Onda bir ölçü vardır. O ölçüye göre şair şiirini yazar. Şimdi biz Kur'an'da bunların hangisini arayacağız? Dolayısıyla Kur'an'da bunların hangisini arayacaksa meydan okumanın onun üzerinden gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi Kur'an'ın bir benzeri meydana getirilebilir mi? Mutezile alimleri mesela bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmışlar. Çünkü malum Mutezile alimlerin hepsi edebiyatçıydı, şairdi. Mesela Cahız gibi. Bakıyorsunuz işte dil üstadı olan birisi. Mesela ona nispet edilen bazı görüşler vardır ki, der ki Kur'an'ın bir benzeri meydana getirilebilir ama Allah insan ona meylettiği zaman Allah insanın o meylini, o arzusunu geçersiz kılar. Evet. Böyle bir temellendirme de doğru değil. Önemli olan yani güçsüze meydan okumak meydan okumanın gereklerini yerine getirmek anlamına gelmez. Güçlüye meydan okumak gerekir.
Eğer Kur'an'ın bir benzerini bizim meydana getirme potansiyelimiz yoksa, gücümüz yoksa, o zaman Allah'ın bize meydan okumasının bir anlamı kalmaz. Bir karşılığı yani yok. Siz evet. Ölüye meydan okumazsınız veya bir ağaca meydan okumazsınız veya bir hayvana meydan okumazsınız. İnsana, gücü olan bir insana meydan okursunuz. Potansiyeli olana, evet. Potansiyeli olan bir insana meydan okursunuz. Dolayısıyla Kur'an burada kendisinin benzerini meydana getirmek için insanlara meydan okuyor ama buradaki meydan okuma anlam bütünlüğü açısından. Geçen programımızda okuduğum bir ayet vardı. Eğer Allah'tan başkasından olsaydı levecedu fi ihtilafen kesire, onda pek çok çelişkiler bulurlardı. O zaman bir kitap meydana getireceksiniz ki, bir metin meydana getireceksiniz ki bu metinde insanın bütün sorumluluklarını anlatacak ve insanı anlatacak. Yani Kur'an aslında insanı okuyan bir kitaptır. Yani Kur'an insanı anlatır. Bazen bizim dışa vurmadığımız duygularımızı, düşüncelerimizi anlatır. Yani insan çünkü bütün duygu ve düşüncelerini dışa vuramıyor. İnsanlardan korkarak dışa vuramıyor. Toplumdan çeşitli faktörler var insanın düşüncesini açığa vurmasını engelleyen. Dolayısıyla Kur'an bazen de insanın zihnini açıyor ve insanı konuşturuyor. Onun için Kur'an aslında konuşan insandır. İnsan da konuşan Kur'an'dır. Evet. Hazreti Ali'nin sözü gibi. İkisini bütünleştirdiğimiz zaman Kur'an saf aklın konuşmasıdır. Yani herhangi bir şekilde etkilenmemiş, etki altında kalmamış, doğrudan doğruya fıtri olan aklın konuşmasıdır. Ümmi akıl. Ümmi aklın diyelim şimdi, konuşmasıdır. O zaman insanda da o var. İnsanda Kur'an natık şimdi. İnsanda, çünkü Kur'an'ın ilkeleri de insan aklettiğine göre, o zaman insanın ilkeleri de insana uygun olması gerekiyor. Şimdi evet. Kur'an'da Allah'ın en çok vurgu yaptığı şey akletmektir, düşünmektir. Bunu çeşitli lafızlarla Kur'an bize anlatır. Mesela bazen teakkul der, akıldan türeterek. İnsan akletmezler mi? Hı hı. Bazen der ki tefekkür, fikir, düşünce. Bazen tefekkuh, tezekkür. Şimdi bunlar hepsi düşünceyle ilgili. Teemmül. Teemmül mesela. Evet. Bunlar hepsi tedebbür. Evet. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا. Onlar Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa onların düşünce organlarının üzerinde kilitler mi vardır? Yani düşünmelerini engelleyen. Öyleyse demek ki düşünmek için kilitleri kırmak gerekiyor. Yani siz zihninize bir kilit takarsanız, zihninize bir kilit vurursanız, o zaman o zihin düşünmez. Kur'an öyle başlıyor. اَفَّلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا. Onların kalplerinin üzerinde kilit mi var? Şimdi belki düşüncenin ortaya çıkarabilmesi için önce zihindeki kilitleri aşmak gerekiyor. Zihinde kilit varken hiçbir ne olgu hakkında ne Kur'an hakkında düşünme imkanımız olmaz. Öyleyse Kur'an'ı tefekkür etmek, düşünmek gerekiyor. Buradaki lev enzelne hazel Kur'an, biraz önce sizin bahsettiğiniz ayet, Haşr suresindeki lev enzelne hazel Kur'an ala cebelin, biz onu bir dağa indirseydik. Peki Allah Kur'an'ı dağa indirseydi, Kur'an'daki amaçları, ilkeleri, hedefleri gerçekleştirecek potansiyel orada var mıydı? Evet. Orada yoktu. Çünkü o Kur'an'daki hedefleri gerçekleştirecek olan sadece insan vardır yeryüzünde. İrade sahibi, akıl sahibi. İrade sahibi, gerçekleştirme potansiyeli olan, gücü olan, fıtratı, yaratılışı olan insan var ancak onu gerçekleştirecek. Dolayısıyla vahyin ilkeleri de, amaçları da insana dönüktür. Peki o zaman madem ki daha indirme imkanı yokken Allah niye böyle buyuruyor? Yani biz onu daha indirseydik sen o darmadağın onu görürsün. Allah korkusundan. Şimdi insanın zihnine dönmek lazım bu ayeti anlayabilmek için. İnsan zihninde özellikle bu Kur'an'da da vardır, Arap dilinde de vardır. Biz bir şeyin yüceliğini ve büyüklüğünü devamlı dağlarla temsil ederiz. Dağlarla misal getiririz. Mesela dağlar kadar yüce. Evet. Dağlar çünkü semaya doğru uzanırlar. Dolayısıyla yücelik İhtişam anlamında, evet. ihtişam anlamında biz hep dağları örnek veririz. Onun için burada da dile uygun olarak, belagata uygun olarak yani insandan daha koca, insandan daha büyük nesneler olmasına rağmen Allah o vahyi dağlara indirmedi. İnsana indirdi. Belki insanın zihni çok küçük. Yani canlılar içerisinde de ebat olarak, cisim, beden olarak baktığımız zaman insan diğer canlılar nezdinde belki pek çok canlıdan da daha güçsüz olabilir. Bedensel olarak daha küçük olabilir. Evet. Ama
İnsan bütün Tanrı'nın projesi, Allah'ın projesi o insana dönüktür. Yeryüzünde bütün sorumlulukları, mükellefiyeti hep insana vermiştir. Çünkü onları gerçekleştirecek olan bir tek insan vardır yeryüzünde. Onları kavrayacak ve o onlardaki teoriyi çözecek, onlardaki yapıyı çözecek ve bunun üzerine yeni yeni teoriler, ahlakı, erdemi gerçekleştirecek olan bir tek insan vardır. Çünkü bunlar içerisinde irade sahibi olan sadece insandır. Onun için Allah orada dağları örnek veriyor. Halbuki insan dağlardan daha küçük olmasına rağmen ama insan onun yapamadığı, dağların beceremediği, dağların potansiyelinde olmayan pek çok şeyi insan gerçekleştirebiliyor. Şimdi mucize kavramı aklın sağlıklı düşünmesini de iptal eden bir kavram. Yani aklın düşünce zincirini de parçalayan bir şey. Meseleler arasındaki ilişkiyi, neden sonuç bağını ortadan kaldıran bir şey mucize. Şimdi bu açıdan bakıldığında Kur'an'da akla, akletmeye, düşünmeye, tefekküre, teemmüle bu kadar çok vurgu yapıldığını görüp sonra da Kur'an'da bir takım mucizeler aramaya kalkmak birbiriyle uyumlu değil, birbiriyle uyuşmuyor. Ama öbür taraftan şimdi biz böyle söylediğimizde mucize kavramının Kur'an'da mevcudiyetinin olmadığını söylediğimizde şimdi bizi izleyenlerin, dinleyenlerin bir kısmının aklına şu gelecektir. Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssaları var. Ve bu peygamber kıssalarında pek çokları tarafından mucize diye nitelendirilen bir takım hadiselerin anlatılmakta olduğunu görüyoruz. Hemen hemen tüm peygamberlerin kıssalarında bunu görüyoruz. Musa'nın kıssasında da görüyoruz, İsa'nın kıssasında da görüyoruz, İbrahim'inkinde de vesaire tümünde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mucizenin mevcudiyetini kabul etmemekle birlikte ele aldığımızda bu kıssaları nasıl izah etmek icap eder? Bu önemli bir konu. Öte yandan yine Kur'an hem akledin, düşünün, tefekkür edin, teemmül edin, tedebbür edin diyen Kur'an öbür taraftan şöyle söylüyor. Onların gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Kalp sözünün Kur'an'da siz daha ziyade akla, zihne işaret ettiğini söylemiştiniz. Evet. Öte yandan Kur'an bunu da söylüyor. Yani tabiri caizse o zaman net ifade edelim. Zihinlerin de mühürlenmiş olabileceğini, bazı kimselerin zihinlerinin de mühürlenmiş olabileceğini söylüyor. Bunları nasıl izah etmek, nasıl tefsir etmek, belki de nasıl tevil etmek icap eder? Zira hem akledin, düşünün diyen bir Kur'an'la karşı karşıyayız. Hem de bazı zihinlerin mühürlendiğinden bahseden, damgalandığından bahseden, bazı gözlerin, bazı kulakların damgalandığından bahseden bir Kur'an'la karşı karşıyayız. O zaman biz bunların tevili için nasıl bir yol takip etmemiz lazım? Hani الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ tabiri de var Kur'an-ı Kerim'de. İlimde derinleşenler. Ancak bunu ilimde derinleşenler ve Allah tevil edebilir. Şimdi demek ki bunun tevilinin bir kısmı sadece Allah'a ait, bir kısmı da ilimde derinleşenlere ait diye bir tasnife, bir ayrıma gidebilir miyiz? Ya da şöyle söyleyelim. Kur'an'daki bir takım bilgiler, bilgileri anlamak sadece Allah'ın inisiyatifinde midir? Kur'an'ın bir kısmı insan için bir muamma mıdır? Yoksa bir hidayet rehberi olan Kur'an, ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ dedik. Bir hidayet, bir kılavuz olan Kur'an-ı Kerim tümüyle baştan sona apaçık mıdır, berrak mıdır? İnsan için hiçbir muamma olan kısım, hiçbir çözülmeye muhtaç kısım yok mudur? Eğer yok ise öbür taraftan bir başka kavram zihnimize düşüyor hemen. Müteşabih ayetler meselesi düşüyor, söz gelimi. Tüm bunları ele aldığımızda ilk bakışta girift bir meseleyle karşı karşıyayız diyebiliriz. Zira bu akşam konuşacağımız konulardan birisi de malumunuz Kur'an'da bir takım şifreler arama meselesi de var. Kur'an'da bir takım şifrelerin bulunduğunu iddia etme, işte bir 19 meselesi var. Bütün bunları birlikte düşünmemiz lazım. Şimdi başa tekrar dönecek olursak, akletmek, tefekkür etmek, tedebbür etmek, teemmül etmek ve peygamber kıssalarındaki tırnak içinde o olağanüstülükler. Bunları birlikte değerlendirdiğimizde nasıl bir izah tarzıyla hareket etmeliyiz ve nasıl tefsir etmeliyiz? Şimdi bahsettiğiniz gibi olağanüstülükte düşünme olmaz. Olağanüstülük dedik ki mucize,
olayların hark edilmesi, bozulması, delinmesi olaydır. Evet. Mucize olaylardaki neden sonuç ilişkisinin ortadan kalkması demektir. Peki neden ve sonuçları düşünen akıldır. Şimdi akıl neden sonucu çözemediği zaman diyor ki bunun faili Allah'tır. Dolayısıyla ondan sonra mucizeler ortaya çıkıyor. Peki böyle bir olay Kur'an'da var mıdır? Evet. Şimdi Kur'an'da kıssalar anlatılıyor. Peygamber kıssaları. Peygamber kıssaları anlatılıyor ve Kur'an diyor ki bu kıssaların bazılarını sana anlattık, bazılarını sana anlatmadık. Bütün bu kıssaların arkasında mesela şu ifade yer alır. لَعِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Akıl sahipleri için bir ibret. Burada löpten geliyor. Yani hassas düşünen, olayları çözümleyen, neden sonuçları bilen insanlar için bir ibret vardır. Peki olağanüstülükte ibret olur mu? Olmaz. Evet. Şimdi bir şeyin ibret olabilmesi için, yani ibret şudur. Siz lafızdan manaya geçtiğiniz şeydir ibret. İbret geçmek demek. Anlayabildiğimiz, idrak edebildiğimiz bir şey i̇şte, olması lazım. Evet. İdrake geçersen, anlatımdan idrake, anlayışa, kavrayışa geçtiğin zaman bu senin için ibret oluşturur. Eğer sen bir anlam üretemiyorsan, o zaman bu senin için ibret olmaz. Mesela Nuh tufanını düşünelim şimdi. Evet. Kur'an'da anlatılıyor Nuh tufanı. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtarıldığını evet. Kur'an bize anlatıyor. Ondan sonra geçmiş peygamberlerle alakalı olarak. Musa'nın denizi yarması anlatılıyor. Musa'nın denizi yarması, Musa Aleyhisselam'ın denizi yarması asasıyla vurduğu zaman anlatılıyor. Adem'den başlasak, Adem'in bana göre dünyadaki bir cennette yaratılması, cennette varoluşu olayı. Mesela Adem'de hiçbir olağanüstülük yok. Eğer siz cennetten çıkarılma olarak anlarsanız burada bir takım olağanüstülükler vardır diyebilirsiniz. Halbuki Adem'in var olduğu toprak, bu dünya toprağıdır ve o yaratılmış olduğu şey ve Kur'an'da anlatılan bütün Adem'le ilgili, eşiyle ilgili ve onun üremesi, çoğalmasıyla ilgili anlatılan hepsi dünyada gerçekleşen olaylardır. Biz bu olayları özellikle Hristiyanlık ve Yahudiliğin etkisiyle Adem'i cennette yaratılmış ve oradan dünyaya kovulmuş bir cenneti varlık. Dünya dışı bir yer gibi. Dünya dışı bir mekan olarak algıladık. Evet. Hatta bazıları işte cennet dünyanın 7 kat semasının üzerinde bir yerdedir veya 7. kat semasındadır. Cehennem dünyanın 7 kat çukurundadır gibi cennet ve cehennemi belirleyici, mekanlarını belirleyici teoriler geliştirmişlerdir. Musevi ve Hristiyan bunlar mitolojisi. Bunlar hepsi Yahudi ve Hristiyan mitolojisinin Müslümanlara aktarmış olduğu düşüncelerdir. Evet. Kur'an Adem'in bu dünyada bir bahçede yaratıldığını açık bir şekilde söylüyor aslında. Zaten cennet de bahçe cennet demek. Cennet bahçe demek, orada aşıkların evet. suyun olduğu yer, beslenme ve barınma imkanlarının olduğu İbranice bir kelime galiba. Yer. Evet. Genne'dir aslı. İbranice genne, Araplar geyi cim olarak telaffuz ettikleri için o cenneye dönüşmüştür. Dolayısıyla genne, yani gen Adem'dir o, gen. Cehennem de öyle. Cehennem de gehennomdan gelişmiştir. Evet, yani bu Araplar bu sözcükleri kullanıyorlardı. Dolayısıyla Kur'an'da bu sözcükler kullanılıyor ama bu sözcüklerin aslı dini bir terminoloji olarak İslam öncesi geleneklerde vardır. Ve Araplar da bunlardan aldılar bu sözcükleri. Yani Yahudi ve Hristiyanlar da aldılar. Bunlar da cahiliye döneminde kullanılan sözcüklerdi. Dolayısıyla Kur'an'da bu sözcükleri kullanıldı. Evet. Şimdi Adem'de hiçbir olağanüstülük yok anlatımlarda. Aksine Adem'le ilgili anlatımlarda hep insan türünün özellikleri, insan türünün mesela isimler koyma, geliştirme özellikleri anlatılıyor. O yasak ağaç meselesi, yasak meyve meselesi. Nuh tufanını düşünelim şimdi. Evet. Nuh tufanını, şimdi Kur'an bu olayları anlatırken daha çok Allah'ın her şeyin üzerinde egemen olduğu ve evrende hiçbir olayın Allah'ın iradesi, izni, kanunları dışında gerçekleşmediğine vurgu yapar. Evet. Şimdi Nuh tufanını Allah anlatırken Arapların kabul ettiği şekilde, Arapların bildiği şekilde anlatıyor. Ama biz Nuh tufanının gerçekleştiği zaman ve mekanı çözmeden, bu mitolojik olarak, yani kıssa, efsane şeklinde toplumlarda var olan biçimini Kur'an aslında esas alıyor ve onların içerisine ibretler yerleştiriyor. Evet. Mesela bir kimse Nuh tufanını okuduğu zaman bir, şuna dikkat edebilir. Nuh Aleyhisselam'ın oğluna yakarışına dikkat edebilir. Evet. Mesela Kur'an'daki bu kıssanın bir ögesi olarak anlatılıyor. Nuh Aleyhisselam oğlu tırmanmakta olan, dağa tırmanmakta olan ve suyun kendisini kurtaracağını söyleyen oğluna ya bine yerkepmana, gel bizimle beraber bu gemiye bin diyor. Çünkü bir babanın oğluna karşı bir feryadı söz konusu. Bunu anlayabilir.
Nuh tufanından bir insan bir oğlun babaya isyanlığı anlayabilir. Nuh tufanından bir insan bilimsel olarak yerden suyun fışkırması ve gökten yağmurların inmesi olgusunun gerçekliğini tartışabilir. Bunlar hepsini tartışabilirsiniz bu kısa üzerinde. Çıkarımlar yapar yani. Çıkarımlar yaparak yani bu kısada bunlarla ilgili anlatımlar var. Ama burada ibret nerede? Eğer biz yerden suyun fışkırması ve gökten yağmurun inmesi ve bununla geminin yükselmesi, hareket etmesini olağanüstü bir şekilde yani Allah'ın doğrudan fiiliyle gerçekleşmiş bir olay olarak anlarsak bundan herhangi bir ibret ortaya çıkmaz. Şimdi hocam bu kıssaları tek tek belki ele almak gerekebilir ama özetle üzerinden geçelim. Hani bir mucize diyebileceğimiz bir hususun olmadığını. Yani ben Kur'an'da aklın idrak edemeyeceği, aklın kavrayamayacağı hiçbir şey yoktur. Hiçbir anlatımın olmadığını ve Kur'an'da mesela, hiçbir muammanın olmadığını. Tsunami olayını düşünseniz, evet, tsunami Nuh olayını tufanını düşünseniz, çözersiniz. Mesela Nuh tufanını mesela tsunami üzerinden çözebilir miyiz? Çünkü tsunami ilk defa günümüzde veya bundan 15-20 yıl önce ortaya çıkan bir olay değil. Bu evet, tabiatta var olan bir kanundur. Allah'ın koyduğu bir yasadır. Şimdi öte yandan mesela Nuh tufanı özelinde durmayalım ama sürekli şunu da söyleyelim. Bütün genel kanaat nedir? Nuh tufanında bütün yeryüzünün sular altında kalması. Genel kanaat bu şekilde. Ama Kur'an'da böyle net bir ifade söz konusu değil. Bütün yeryüzünün sular altında. Yani yerel bir yükselişi olarak anladığınız zaman sular yükselişi. Ama bu ne zaman mucizeye dönüşüyor? Mucize şurada dönüşüyor. Her olay gerçekleştiği zaman Allah'ın yasalarına uygun olarak gerçekleşiyor. Biz bunu Kur'an'dan anlıyoruz. Evet. Yani Allah yasalarını bozmuyor. Peygamberler için bile bozmuyor yasalarını. Evet sevgili izleyiciler, bugün Kur'an üzerine konuşuyoruz. Aradan önce özellikle Kur'an'da mucize var mıdır? Bu konu üzerine değindik. Şimdi aslında muhkem müteşabihi, çünkü tarihte en çok Kur'an'la ilgili tartışmalarda bu muhkem müteşabih kavramları üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Evet. Önce sizin bakış açınızı öğrenmek isterim. Yani nedir bu muhkem ve müteşabih? Evet, şimdi bu muhkem müteşabih ayetler meselesine girmeden önce araya gitmezden evvel Nuh tufanı ile alakalı birkaç cümle sarf etmek isterim. Genel kanaat Nuh tufanı noktasında bütün yeryüzünün sular altında kalmış olduğudur. Böyle bir anlatı vardır malumunuz. Oysa biz ve başka pek çok kimse Kur'an'ı yorumlarken bunun lokal bir tufan olduğu noktasında bir takım tefsir ve tevillere yöneliyoruz. Zira biliyoruz ki bilimsel olarak dünyadaki bütün su potansiyeli taşsa, buzullar erise yine de dünyanın tümünün, yeryüzünün, karaların tümünün suların altında kalması mümkün değil. Bilimsel olarak, bilim bunu söylüyor. Kur'an da bilime aykırı bir hususu barındırmayacağına göre ki biz öyle biliyoruz ve inanıyoruz. Dolayısıyla bunun akli çerçevede yorumlanması icap eder. Tabii üzerinde tek tek belki bu peygamber kıssalarının konuşulması lazım. Tek tek analiz edilmesi lazım. Belki bununla alakalı da özel bir, ayrı bir program yapabiliriz. Bununla iktifa edelim şimdilik. Bu muhkem müteşabih ayet meselesine gelelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin muhkem ve müteşabih olarak tasnif edildiği, Kur'an'ın kendisinin böyle tasnif ettiğini biliyoruz. Muhkem kelime anlamı itibariyle sağlam demek. Apaçık, anlamı çok net bir şekilde ortada olan. Müteşabih de benzetmeler yoluyla, simgeler yoluyla, mecazi anlatımlarla kurgulanmış, kurulmuş, ifade edilmiş ayetler kastediliyor. Müteşabih, simgesel, benzetme yoluyla demek. Mana itibariyle buraya çıkıyor. Şimdi bakıyoruz, bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir ayete müracaat ediyoruz. Şöyle diyor Ali İmran 7'de. Diyor ki minhu ayatun muhkematun hunne ummul kitab ve uharu muteşabihat. Onun ayetlerinin bir kısmı muhkemdir ve onlar kitabın anasıdır, esasıdır. Diğer bir kısmı da müteşabihtir. Müteşabihtir. Tabi ayetin devamında sonraki bölümde
وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ İlâ ahir ilayet. Şimdi onun tevilini, müteşabih ayetlerin tevilini, yorumunu Allah bilir ve ilimde derinleşenler bilir. Tabi ayetin devamında onlar derler ki diyor وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ifadesiyle kastedilen alimleri ortaya koyarak tümünün Allah'tan olduğuna iman ediyoruz. Tümünün Allah'tan olduğunu biliyoruz derler diyor. Şimdi biz bu muhkem müteşabih ayet tasnifinde galiba biraz sufi bir yaklaşımla da batıni ve zahiri mana ayrımına da ulaşabiliyoruz. Yani Kur'an ayetlerinin bir zahiri anlamı vardır, bir de batıni anlamı vardır. Bununla uyumlu bir şekilde muhkem müteşabih ayetler meselesini birlikte ele almak mümkündür kanaatindeyim. Müteşabih ayetlerde galiba şu hususa da temas etmek gerekiyor. Arap dilinin ve o dönemdeki Arap kültürünün bir takım kültürel dil özelliklerinin, anlatım tarzlarının izi var. Onların yansıması var. Deyimlerin mesela, Arap dilindeki deyimlerin yansıması var. Deyimleri biliyoruz. Deyim olan ifadeleri kelime kelime ele aldığımızda bambaşka manalar çıkabilir. Ama deyimi bir bütün olarak ele aldığımızda hiç kelimelerle ilgisi olmayan daha başka bir mana da ortaya çıkabilir. Yani deyimsel anlatımlarda bunu görüyoruz. Mecazi anlatımlarda bunu görüyoruz. Söz gelimi Yedullah ayeti Kur'an-ı Kerim'de. Yedullahi fevka edihim. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Şimdi bu Allah'ın eli ifadesi kelimeleri tek tek ele aldığımızda gerçekten o sözlük anlamıyla mıdır? Yedullah, yed Allah'ın eli, bildiğimiz el, el dediğimizde neyi kastediyoruz? İşte bu bir insan organı olarak elimizi kastediyoruz. Allah'ın da böyle bir eli mi vardır gibi bu noktaya varacak kadar bir takım yorumların, izahların söz konusu olduğunu, bu noktada çabaların, hatta çırpınışların söz konusu olduğunu biliyoruz. İslam tarihinde, tefsir literatüründe bunları görüyoruz. Bunların üzerinden koparılan fırtınaları biliyoruz. Kur'an'da lafzen ne varsa aynısına o şekilde iman etmemiz lazım. Öyle kabul etmemiz lazım. Kur'an Allah'ın eli diyorsa Allah'ın eli vardır diye bunu savunacak kadar bir takım yorumları da görebiliyoruz tefsir ama kitaplarında. Işte, yorumları daha çok günümüzde selefilik olarak nitelendirdiğimiz evet, ve tarihte bunun temelini oluşturuyor. Ashab-ı hadis dediğimiz ekoller bu yorumu oluşturdular. Şimdi muhkem kelimesi, siz onun anlamından bahsettiniz. Fakat Muhammed suresindeki bir ayette bakın Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ İman edenler diyorlar ki keşke bir sure indirse. Allah cevap veriyor. فَيْزَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ Onlara apaçık bir sure, muhkem bir sure indirildiği zaman وَذُكِرَ ف۪يهَ الْقِتَالِ Orada savaşmak zikredildiği zaman رَيْتَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ Kalplerinde eğrilik olanlar, olanları görürsün. Yanzuruna ileyke. Sana bakarlar. Sana bakıyorlar. Yani ne oldu? Niye Allah böyle bir ayet indirdi? Sure. Nezerel mağşiyye aleyhim del mevt. Sanki ölüm kendisine indirilmiş gibi. Olan bir insanın bakışı gibi bakarlar. Sana bakarlar. Şimdi burada Allah özel olarak belki bu kıtalı tartışmak lazım bu savaşı, evet. Cihadı Müslümanların zihninde ne anlam ifade ediyor. Bunları tartışmak lazım. Belki onun üzerine bir şeyler söylemek lazım ama özet olarak şunu söylemek isterim. Yani Kur'an'da bir saldırı savaşı anlamında bir savaş zikredilmiyor. Genelde Kur'an'daki teşvikler ve Hazreti Peygamber'in yaşamındaki bu savaşma bir savunma, insanların kendi varlığını savunması, inançlarının değerlerini savunması şeklinde ortaya çıkıyor. Ama burada sure muhkemle zikredilmiş. Hı hı. Şimdi muhkem de bir sağlamlıkla birlikte bir yargı var, bir hüküm var, bir fiil var. Müteşabih benzerlik demek. Bakın şirih kelimesinden geliyor. Evet, evet, evet. Şimdi وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Şimdi orada duracak mıyız? وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلِمِ Bazıları orada ayırıyor biliyorsunuz. Şimdi bazıları orada duruyor. Her ikisi Kur'an'a bakış açısını yansıtıyor. Evet. Şimdi وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Durursak. Duranlar ki bazıları orada durmayı gerekli görürler. Şu selefi anlayış. Selefi anlayış burada evet, gerekli, evet. Durmayı gerekli görür. Hı-hı. O zaman peki Allah'ın
tevilini bildiği bir ayeti indirmesinin sadece kendisinin tevilinin bildiği bir ayeti indirmesinin hiçbir anlamı yoktur. Yani Kur'an, insanda karşılığı olmayacaksa yoktur. Çünkü biz diyoruz ki Kur'an insandan bir fiil istiyor, inanç istiyor, ahlak istiyor, erdem istiyor. O zaman tevilini biz bilmeyeceksek o zaman Allah'ın bunu indirmesinin amacı yoktur. Tevil şudur. Tevil ilk sözcüğünden gelir. İlk. Evvela ilk. Hı hı. Tevil bir sözcüğün olgudaki ilk anlamını gerçekleştirmektir. Olgudaki karşılığını bulmaktır. Temel anlamı. Temel anlamını ortaya koymaktır. İlk anlamını ortaya koymaktır. Şimdi o zaman bizim buradaki anlamı ortaya koyabilmemiz için bakın İmam-ı Şafii Ehl-i Sünnet alimidir. Şafii'nin de kurucusudur. O diyor ki ve mâ ya'lemu te'vilite durulmaz diyor. Evet. Ve râsıkûne fil ilimde durmak lazım. Niye diyor orada durmak lazım? Çünkü orada durmazsanız o zaman râsık olanlar ilimde kökleşmiş, derinleşmiş olanlar anlamına gelir. Mesela şöyle bir örnek vereyim şimdi size. Hocam affedersiniz. Orada o ayette, demin bahsettiğimiz ayette Diyanet tarafından onaylı pek çok Kur'an metninde orada durulacağına dair işaret var. Demek ki... Hayır, sadece Diyanet'den onaylı meallerde değil, aynı zamanda biliyorsunuz kıraat farklılıkları vardır. Evet. Pek çok meşru kabul edilmiş kıraatlerde orada gıf yani mutlaka dur veya tı veya tı şeyine göre koyuyorlar ki yani orada mutlaka durun, geçerseniz diyor anlam bozulur. Halbuki durduğunuz zaman, durduğunuz zaman anlam bozulur çünkü o zaman durduğunuz zaman anlam şu oluyor, manasını sadece Allah'ın bildiği, bizim anlamadığımız, o zaman buradan bir yere kapı açılıyor, bir yere kapı aralanıyor. Evet, evet. O da şudur, şimdi Kur'an her bilgi seviyesindeki insanın anlayışına hitap eder mi etmez mi? Yani benim anladığım Kur'an'ın ilk muhatapları her bilgi seviyesinden insanlar mevcuttu. Evet. Dolayısıyla Kur'an her bilgi seviyesindeki insana hitap etmekte ve ona bir anlayış geliştirmeyi hedeflemektedir. Evet. Şimdi siz orada durmadığınız zaman sadece Allah var rasikuna fil ilim. Şimdi onu anlatmak için şöyle bir örnek vereyim. Evet. Mesela Kur'an'da ziraatla ilgili ayetler vardır şimdi. Ziraatla ilgili. Tarımla ilgili evet. Tarımla ilgili ayetler vardır. Orada yağmur yağdığı zaman bitkilerin yerden çıkması, yeşillenmesi. Şimdi günümüzde mesela şehirde yaşayan bir insan ancak bunları tecrübi olarak bilmesi mümkün değil. Dolayısıyla şehirde böyle bir ortam söz konusu değil. Ama onu köyde yaşayan bir insan o ayetlerde neyin kastedildiğini çok net anlar. Çok daha güzel anlayabilir. Dolayısıyla bazıları muhkem, bazıları müteşabih derken yani her ayet her insanın zihninde bir anlam oluşturmayabilir. Şartları yaşamadığınız zaman bir anlam oluşturmayabilir. Ama o anlamsız değildir. Yani o siz ancak bu yakini üçe ayırıyoruz ya yakini aynel yakın, ilmel yakın, hakkal yakın. Şimdi bu insanda bilgi bakımından bir takım şeyler çağrıştırabilir. Fakat siz onu yaşadığınız zaman köy ortamında, bitkilerin yeşerdiği ortamda bu sefer siz o ayetleri daha iyi anlayabilirsiniz. Mesela kışın bitmesi, yazın gelmesi. Köyde yaşayan bir insan o kışın bitmesini, baharın gelmesini tecrübe olarak idrak ediyor, kavruyor. Ama şehirde yaşayan bir insan ancak hava değişimlerinden hareketle yani tabiattaki canlanmayı ciddi bir şekilde idrak etmiyor, kavramıyor. Dolayısıyla insan, Kur'an herkese hitap ediyor. Muhkem şudur, muhkem bir yargı, bir hüküm yer alan ayetlerdir. Onun anlamını herkes anlıyor, herkes biliyor. Ama bazı müteşabih ayetler vardır ki, bu da Ali İmran suresinde, yani onları ümmür kitap muhkemi gösteriyor. Evet, Ali İmran kitabın 7. Anası demek, kitabın iskeleti. Evet. Yani kitabın bütün emirleri, kitabın bütün emirleri o omurga üzerine geçirilmiştir. O iskelet üzerinde vücut buluyor, kendisini gerçekleştiriyor. O zaman müteşabih dediğimiz zaman da o omurganın içinde yer almıyor ama o omurganın oluşması için de gerekli olan anlatım var. Evet. İşte burada o omurganın neresinde yer alacak bunlar? O omurgayı nasıl gerçekleştirecek? Orada bir tevil hareketi gerekiyor. Onların anlamlarını açığa koymak gerekiyor. Bunu da ancak ilimde derinleşmiş olanlar yapabilir. Ve yekûn lezîne âmenû. Aslında ondan sonraki de herkes şunu söyleyecek, iman edinler diyecekler ki küllüm min indi rabbuna. Bunlar hepsi, biz bunlara iman ettik. Hepsi Allah'ın katındandır. Biz bunlara iman ettik ve bunlar hepsi de Allah katındadır deyip onları doğrulayacak. Ama anlamını ortaya koymak için de zihinsel bir çaba gösterecek. O zaman müteşabihler anlaşılmaz demek değil. Evet, yani Kur'an'da anlaşılmayan ayet yoktur. Evet. Belki bunlara huruf-u mukatta'a dediğimiz yani kesik harfler olarak Kur'an'ın surelerinin başında yer alan anlatımlar dahi
Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde bir anlama sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zahir ve batın tartışması da bunun gibi, zahir ve batın tartışması da bunun gibi bir anlama sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz tarih boyunca batinilik olarak anlaşılan pek çok akım, mezhep ortaya çıkmıştır veya öyle isimlendirilmiştir. Şimdi zahir demek, dış demek, zahara açığa çıkan şey, yani ortaya çıkan şey, batana her ikisi de insan organından alınmış. Zahir sırt demek, bakın. Batın da karın demek. Karın demek, evet. Yani birisi insanlar sırtı açık olarak dolaştıkları için o dönemde, dolayısıyla oradan bir şeyin açıklığı anlamda zahir sözcüğünü çıkarmışlar. Batın da pek çok organları içerisinde barındırdığı için, içerisinde gizlediği için, evet, ona da batın demişler. Şimdi ayetlerin biz her sözcüğün bir zahiri anlamları vardır. Peki her bir de batini anlamları vardır. Şimdi o zaman batın demek anlamdan uzaklaşmak demek değil. Batın demek o gerçek anlamı ortaya koymaktır. Yani onun görünenin arkasında ne olduğunu, neye işaret ettiğini açığa koyma, ortaya koymanın ilmidir. Ama özellikle tarih boyunca şunu söyleyebiliriz. Genelde iktidarda olanlar hep zahir anlamları tercih etmişlerdir. Niye zahir anlamları hep iktidarda olanlar tercih etmişlerdir? Çünkü eğer yoruma imkan verdiği zaman bir otoritenin yayınladığı, ortaya koyduğu emirler toplum tarafından yorumlanmaya başladığı anda otorite kendisini güçsüz hisseder ve kendi otoritesini kaybeder. Evet. Onun için halkın yorum yapma, anlama potansiyelini ortadan kaldırmak için iktidarlar, özellikle kendi emirlerini de bunun içine katarak, evet, yani bir anlamdan gerçek anlama ulaşma imkanını ortadan kaldırmayı hedeflemişlerdir. Evet. Şimdi Kur'an konusunda hem günümüzde hem de tarihteki şu yaklaşımlara bakın. Biz şunu söylüyoruz veya insanlar, genel olarak insanlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Kur'an, sıradan insan Kur'an'ı anlayamaz. Bir otoriteye başvurman lazım. Evet. Bu en temel yargıdır. Bu günümüzde de geçerlidir. Evet, tarihte, evet, de geçerlidir. Peki bu otorite kim olacak? Kur'an'ın anlaşılması için eğer bir otoriteye başvurmamız gerekirse bu otorite kim olacak? Şimdi bu otoriteler genel olarak hep iktidarların desteklediği veya meşru gördüğü kimselerden oluşunca ister istemez iktidarlar bu otoriteler üzerinde kendi emirlerini topluma dayatmış olmaktadırlar. İkinci bir ilke, günümüzde Kur'an'la ilgili olarak en önemli ve tarihte de bu önemli bir sorundur. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için mi okuyacağız, eylem kazanmak için mi okuyacağız, yoksa Kur'an'dan sevap kazanmak için mi okuyacağız? Evet. Şimdi siyasi otoriteler tarihte veya dinsel otoriteler kendi emirleri geçerli olabilmesi için dedir ki bu Kur'an anlaşılmaz bir kitap, siz okumayın. Siz sadece sevap kazanabilirsiniz. Ve günümüzde dikkat edin, herkes Kur'an'ı sevap kazanmak için okuyor. Yani üçüncüsü, Kur'an'ı dirilere mi okuyacağız, ölülere mi okuyacağız? Geçen programda senin okuduğun şimdi, evet, Mehmet Akif'in şiirinden hareketle ve Kur'an'da da pek çok anlatım var. Günümüzde şu yargı ortaya konuyor. Siz Kur'an'ı ölülere okuyun, dirilerin Kur'an'la işi yoktur. Ölülerin Kur'an'la, evet, sevap kazanacaklar. Çünkü insan bir kabristana gittiği zaman yakınlarına, ölmüş olanlara, geçmiş olanlara bir şeyler hediye etmek istiyor. Peki ona neyi hediye edeceğiz? Yani onun faydasına inandığımız, onun için faydalı olduğumuz ona neyi hediye edeceğiz? Bu tamamen psikolojik bir şey yani. Mezara, evet, gittiğimiz zaman acaba oradan ibret almak için mi kabristanları, kabirleri ziyaret etmek lazım? Yoksa ölülere bir takım fayda kazandırmak için mi kabirleri ziyaret etmek lazım? Şimdi günümüzde kabir ziyareti var. Herkes işte belli dönemlerde, belli zamanlarda veya kutsal kabul ettiği, önemli gördüğü zamanlarda bayramlarda falan, evet, gidip kabirleri ziyaret ediyoruz ama acaba bu kabirleri ziyaret ederken orada psikolojik bir duygu, yani bir psikolojiyle onlara bir takım şeyler hediye etmek, ona bir kazanç sağlamak amacıyla mı kabirleri ziyaret edeceğiz? Yoksa giden insanların oradan bir ibret alması, dünyanın geçiciliğini öğrenmesi, idrak etmesi, kavraması amacıyla mı, yani diriler için mi kabirler ziyaret edilir, yoksa ölüler için mi kabirler ziyaret edilir? Günümüzde hiç kimse diriler için kabirleri ziyaret, evet, etmiyor. Ve burada bunları şunun için saydım. Bakın üç tane temel ilke saydım. Ve bunlar günümüzde var olan şeyler. Şimdi şifreciliği de bunu ekleyerek daha sonraki bölümde bunu da tartışalım. Evet. Şimdi o zaman Kur'an bir amaç saptırması yaşıyor. Bütün bunları anlatmamın temel nedeni şuydu.
Yani Kur'an'ın amacı neydi? Mesela Kur'an diyor ki şifaun lima fissudur. Kur'an zihinlerde olana şifadır. Şifa bir şeye yol göstermek, onu iyileştirmek, onu kaliteli hale getirmek, onu sağlam hale getirmek. Peki Kur'an bedenlerde olana şifa değil. Şimdi günümüzde en çok mesela hastalıklarda Kur'an okuma anlayışı. Bu tarihte de vardı, günümüzde de var. Hasta olan bir insan Kur'an'ı okuyarak onu iyileştireceğini düşünüyor. Ve Kur'an'ı şifa olarak okumayı tercih ediyor. Dolayısıyla bunlar hepsi benim kanaatime göre Kur'an'ın amacında bir sapmadır. Belki Kur'an'ı makamla okumayı da buna eklemek lazım. Evet, teganniyle okumayı. Teganniyle okumayı da buna eklemek lazım. Şimdi şöyle ilave edeyim ben. Evvelki programda değinmiştik. Kur'an'ın korunmuşluğu meselesinin bunlarla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Allah, peygamber insanlara Kur'an'ı tebliğ edecek noktaya gelinceye kadar, kendi katından peygamberin tebliğ noktasına gelecek o noktaya kadar korumuştur, muhafaza etmiştir. Ondan sonra insanlara ulaştıktan sonra Allah'ın koruma diye bir vaadi yoktur demiştik. Bu vaadin olmadığının çok net göstergeleri, bu vaadin söz konusu olmadığının göstergeleri, zira bu demin saydıklarımızın tümü Kur'an'ın fiili yaşam içerisinde tahrifine yönelik örneklerdir. Çünkü amacından saptırmak da tahriftir. Yani siz lafzını muhafaza etseniz ki lafzına da müdahale edilmiş. Demin örnek verdik. Şurada duracaksın diyor mesela. Oraya bir durma işareti koyuyor. Onu oraya koyduğunda mana değişiyor. Tepe taklak oluyor. Lafzına müdahale edilmiş demeyelim de manayı etkileyecek lafzı müdahaleler, lafza müdahaleler. Onu kastediyorum. Yani orada bir durak işareti koymakla siz manayı tahrif ediyorsunuz. Tahrif mesela ediyorsunuz. Evet. Harekelerin dönüştürülmesi söz konusu. Evet. Yani çünkü Arapçada fail, mef'ul yani özne, yüklem bunların hareketleri anlama etki ediyor. Okurken Kur'an'da sonradan harekelendiği için Kur'an'ı harekeleyenler kendi amaçlarına uygun olarak oraya harekeler, yani ses haline getiren lafızları okumaya yarayan harekeleri kendi amaçlarına uygun olarak yerleştirmişse de bunun çok örneği vardır. Evet, yani o örneklere de girebiliriz tabii vakit el verirse. Şu net örneklere ulaşmak istiyorum. Yani öyle bir şeyler silsilesi var ki, hadiseler silsilesi, anlayışlar silsilesi diyebiliriz. Bir kere abdestsiz Kur'an'a el sürmeyeceksin den başlayıp iş şu noktaya kadar varmış. Hazır okunmuş meal satma. Düzeltiyorum. Hazır okunmuş hatim satma noktasına kadar varmış. Bunlardan siz de haberdarsınız zannediyorum. Ben görev yaptığım kurumda da zaman zaman görüyorum. Hazır okunmuş şu kadar adet hatim var. Şu kadar paraya satıldı veya bir organizasyon yapılıp cüzler dağıtılıyor. Sen şu cüzü oku, sen şu cüzü oku, sen şu cüzü oku. Sonuçta bir hatim oluşsun. Biz bu hatmi falan yere bağışlayalım, falan olaydaki mücadeleye katkı olarak gönderelim tarzında Kur'an'ın amacını tamamen yerle yeksan eden, Kur'an'ı tamamen amacından saptıran ve Kur'an'ın kendisini bizzat bir şirk unsuru haline dönüştüren bir takım sözde dini uygulamalarla karşı karşıyayız. Birinci kısımda okuduğumuz ayet vardı. Lev enzelne hazel Kur'an ve cebelin. Allah şöyle demiyor. Lev enzelne hazel Kur'an ala meyyitin demiyor. Tabii biz Allah bunu ölünün üzerine ölüye indirseydik demiyor yani. Demiyor evet. Çünkü ölüde de hareket meydana gelmez. Ölüde de fiil, duygu, ahlak meydana gelmez. Ölünün bir şeyi gerçekleştirme potansiyeli yoktur. Evet. Dolayısıyla Kur'an akledene, düşünene, diriye hitap ediyor. Ama siz bunları caiz gördüğünüz zaman, yani biraz önce bahsettiğim o 3-4 maddeyi uygun gördüğünüz zaman, kabul ettiğiniz zaman siz Kur'an'ı anlam bakımından tahrif etmiş oluyorsunuz. Bakın açık söylüyorum, Kur'an'ı anlam bakımından tahrif etmiş oluyorsunuz. Evet. Ve Kur'an'da bir gelenektir biliyorsunuz. Şimdi Kur'an'ı makam ile okumak, teganni ile okumak. Evet, teganni ile okumak. Mesela herhangi bir insan normal Arapça lafızlar okuduğunuz gibi Kur'an'ı okuduğunuz zaman kimse bunu Kur'an kabul etmiyor. Evet, illa teganniyle olacak ki illa Kur'an kabul ediyor. Bir makamla olacak ki o Kur'an olarak. Şimdi, çünkü niye? Orası yani Kur'an bizim toplumumuz, bizim insanımız onu ilahi kelam olarak görüyor ama ilahi kelam olmasının gereği onun için özel bir form, özel bir biçim olmasını da gerekli görüyor. Evet. Yani teganniye imkan verirken yani diyor ki bunun için bu ilahi kelamdır ve bunun için bizim sözlerimizden farklı olarak
ayrı olarak onun için özel bir form olması gerektiğini düşünüyor. Bununla ilgili bir takım hadisler de uydurulduğunu biliyoruz. Mesela Kur'an'ı sesinizle güzelleştirin gibi bir takım hadisler de var hadis külliyatında. Şimdi bu konulara devam edeceğiz hocam. Yine ara vermemiz lazım. Aradan sonra şu Mekki medeni sureler, ayetler ayrımına, bir de nesih meselesine değinelim. Alevi inanç dünyasında da Kur'an'ın yeri meselesine yine programımızın bir sonraki bölümünde, yani bu birazdan gireceğimiz son bölümde, ona da değinelim. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra söyleşimize devam edeceğiz. Değerli izleyenler, söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in doğru tefsiri, doğru tevili noktasında bilinmesi icap eden önemli hususlardan birisi de Mekki medeni ayet ve sure ayrımıdır. Kur'an-ı Kerim'de bir takım sureler, ayetler Mekki'dir, bir kısmı ise medenidir. Ne demek? Mekki demek, Hazreti Peygamber'in Mekke döneminde kendisine gönderilen ayetler demektir. Mekki'den kast olunan budur. Medeni ise hicretten sonra Medine'de kendisine gönderilen ayetler demektir. Bunu bilmenin, yani bir ayetin Mekki mi yoksa medeni mi olduğunu bilmenin tefsir noktasındaki faydası, yararı nedir? Bunun üzerinde biraz duracağız. Ardından da nesih kavramı üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim'de nesih var mı? Bir de çok önemsediğimiz bir mesele, Kur'an'da şifre. Kur'an bir şifre kitabı mıdır? Zira programın başında da söylemiştik zannediyorum. Kur'an'da bir takım şifrelerin olduğunu iddia eden çevreler var. Belki hocam bununla ilgili belki ileride bir gün hurufilik meselesi önemli bu noktada. Yani tam şifre denilmişken hurufiliğin etkisini göz ardı edemeyiz. Hurufiliğin Bektaşiliğe tesirini, mesela siz kitabınızda işlemişsiniz, o dikkatimi çekti benim, tesirini el almak lazım bir programda. Ama önce tabii tekrar sözün başına dönelim. Mekki medeni ayet tasnifi, ayet ayrımı. Şimdi Mekki ayetlerde şunu görüyoruz, Mekki surelerde. İşin teorisini görüyoruz, kuramını görüyoruz. Bir sistem kurulmaya çalışılıyor, bir düşünce yapısı inşa edilmeye çalışılıyor. Bunun kuramı, teorisi Mekke'de oluşturuluyor. Mekke'de Hazreti Peygamber'e gönderilen ayetlerde daha ziyade inanç ilkeleri söz konusu. Medine'de ise teoriden, kuramdan pratiğe geçiş, kılgı, Türkçesiyle kılgıya geçiş, eyleme geçiş söz konusu. Toplumsal düzenlemeleri içeren uzun ayetlerin Medine döneminde daha ziyade peygambere ulaştırıldığını, vahyedildiğini görüyoruz. Mekki medeni ayet, Mekki medeni sure ayrımında bunun çok önemli olduğunu özellikle bir kez daha belirtmek isterim. Siz buna ne ilave etmek istersiniz? Mekki medeni ayetler arasında, sureler arasında en temel farkın ben kuram ve kılgı arasındaki fark olduğunu, yani teori ve pratik arasındaki ilişki olduğunu düşünüyorum. Sizin yaklaşımınız nedir? Bu tespit doğru bir tespit. Yani teori ve pratik, birinde zihinsel bir inşa, birinde ameli bir uygulama söz konusu. Bu ayetlerin lafzına yansımış. Evet. Dikkat ederseniz Mekki ayetler daha kısa, net vurucu net ifadeler. Vurucu ifadeler, daha çok şiirsel bir de dikkat ederseniz. Şiirsel ifadeler. Evet. Çünkü cahiliye döneminde de şiir vardı. Evet. Dolayısıyla oraya bir vurgu var. Birinci kısımda söylediğimiz bu meydan okumalar daha çok hep Mekke döneminde insanlara meydan okumalar. Orada bir inşa, bir akide inşası söz konusu. Ama Medine'ye geldiğimiz zaman özellikle Yahudi ve Hristiyanlıkla ilgili ayetlerdeki anlatımlar fazlalaşıyor. Orada muhatap kitle değişiyor. Birinde müşrikler varken bu sefer muhatap kitle Yahudiler ve Hristiyanlar oluşuyor. Ve buna karşı olarak Kur'an ayetlerinin anlatım konuları farklılaşıyor. Kıssaların büyük çoğunluğu hep medeni ayetlerde yer alıyor. Ama inançla ilgili mesela Allah'ın
vaat ve vaatleri daha çok hep Mekki dönemlerdedir, Mekki ayetlerdedir. Çünkü o dönemde vaat yani mükafat öneriyor. Şöyle yaparsanız kurtuluşa erersiniz hem dünyada hem ahirette. Şöyle yaparsanız hem dünyada hem ahirette zarar edersiniz, ziyana uğrarsınız. Uyarı ayetleri yani. Uyarı ayetleri. Tehdit yani de tebşir var. Ve inzar ayetleri daha çok hepsi Mekki dönemlerde bunlar çoğunlukla yer alıyor. Cennet ve cehennemle ilgili anlatımlar çoğunlukla hep Mekki ayetlerde. Dolayısıyla bunların bir amacı var yani bütün bu sıraladığımız unsurların bir amacı var. Mekke döneminde Yüce Allah orada temel hedef müşriklerdir ve doğru bir Allah inancının yerleştirilmesi söz konusudur. Zaten onu pratiğe geçirecek sosyal şartlar gerçekleşmemiştir. Mekke döneminde. Yani bir şeyi uygulayabilmeniz için önce uygulama alanının olması lazım. Çünkü Mekke'de uygulama alanı yoktu ve Müslümanlar diğer müşrikler üzerinde bir etki sahibi değillerdi. Yani bir alan açtı Medine'ye gelmekte. İktidar değil derlerdi. Yani. Değillerdi. Muhalefet. Bunları uygulama imkanları yoktu. Dolayısıyla Medine'ye geldiğimizde bir uygulama imkanı buldu. Ve burada daha çok ahkamla, hüküm, amelle ilgili, pratikle ilgili ayetler Medine döneminde inzal oldu. Ama İslam'ın bir uygulama biçimi de Medine'de oluşmuştur. Yani asıl olarak uygulama biçimi Medine'de ortaya çıkmıştır. Çok ilginç bir nokta olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Hicretten evvel Medine'nin adı Yesrib idi malumunuz. Hicretle birlikte orada İslam dediğimiz sistem kurulmaya başlandıktan sonra, yerleştikten sonra Yesrib olan o belde, o yerleşim birimi Medine-i Münevvere oldu. Aydınlanmış kent. Aydınlığın kenti de diyebiliriz buna. Veya peygamber kenti, El-Medinetu Tur-Rasul de denildiğini biliyoruz. Peygamber kenti olduğunu görüyoruz. Yesrib kelimesindeki mana ile Medine kelimesindeki manayı birlikte düşündüğümüzde İslam'ın bir beldeyi, bir toplumu, bir kitleyi nereden alıp nereye yükselttiğini, nereye götürdüğünü o süreci de gözlemleyebiliyoruz. Yani Yesrib demek kınanmış, aşağılanmış yer, belde anlamına geliyor. Medine ise kent, devlet, uygarlık gibi kelimelere kültür ve medeniyetin olduğu yer, anlamına geliyor. Şimdi dolayısıyla kınanmış, aşağılanmış, horlanmış bir yeri uygarlığın doğduğu yer, devletin, medeniyetin, şehrin doğduğu yer noktasına taşıyor İslam. İşte bu Kur'an'daki Mekki medeni ayet ayrımlarını da bu yaşanan süreçten bağımsız bir şekilde değerlendiremeyiz. O süreci yansıtıyor. Ayetlerdeki mana, muhteviyat bunu yansıtıyor. Şimdi bu noktada Mekki medeni ayet ayrımı noktasında elbette ki daha çok söz sarf edilebilir ama yine bununla ilintili olduğunu düşünüyorum. Bununla bağlantılı bir meseledir, nesih meselesi. İddia olunur ki bir kısım ayetler Mekke'de inen bir kısım ayetlerin Medine'ye varıldığında neshedildiği iddia olunur. Biliyorsunuz bir takım. Genel olarak Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde Kur'an'ın bazı ayetlerinin diğer bazı ayetlerin hükmünü ortadan kaldırdığı. Evet. Çünkü biz nasih ve mensuh kavramlarını kullanıyoruz ama izleyicilerimizin bu kavramları anlaması açısından. Evet, evet. Çünkü bu kavramların Türkçesi mevcut değil. Yani bizi bazıları yadırgayabilir. Niye bu kavramları Arapça kullanıyorsunuz? Dolayısıyla herkes nesh dediğimiz zaman ne anlaşılıyor? Bunu Arapça bilenler veya dini terminolojiyi bilenler bir anlam verebilirler. Ama genel halk kitleyicileri bunlar konusunda bir bilgiye sahip olmayabilirler. Yani Türkçe'de nesh, karşılığı yoktan ziyade şöyle desek daha iyi olur. Bir terminoloji olarak Türkçe'ye henüz yerleşmemiş. Ama yerleştirilebilir. Yerleştirilebilir. Yani Türkçe karşılığı bulunarak yerleştirilebilir. Evet. Şunu kastediyoruz nesh ile. Bir hükmün kendinden önceki bir hükmü kaldırması. O ayet okuyalım isterseniz. Ma nensah min ayetin ev nunsiha ne'ti bi hayrin minha ev misliha. Biz bir ayetin hükmünü kaldırırsak veya bir ayeti unutturursak onun yerine daha hayırlısını, ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Şimdi buradaki tartışma şudur. Acaba Kur'an sizin biraz önce bahsettiğiniz medeni ayetlerin Mekki ayetlerde bazı hükümleri kaldırması veya Medine döneminde sonraki gelen ayetlerin önceki ayetlerin hükmünü kaldırması. Dikkat ederseniz hep hükümden bahsediyoruz.
Çünkü nesih inanç da olmaz. Yani hiçbir ayet kendinden önce var olan bir inancı, kendi içerisinde yani ilahi bir inancı, doğru bir inancı ortadan kaldırmaz, onun hükmünü gidermez. Dolayısıyla ancak ne de olur? Uygulamada olur. Burada önemli tartışma, acaba Kur'an'ın kendi içerisinde bir ayetin diğer bir ayetin hükmünü kaldırması söz konusu mudur? Yoksa biz nasih ve mensuh dediğimiz zaman Kur'an'ın ayetlerini hükmü kaldıran önceki kutsal kitapları da mensuh yani hükmü kaldırılmış olarak mı nitelendireceğiz? Evet. Asıl tartışma burası. Ve burada özellikle ashab-ı hadis, selefi zihniyetin ortaya koyduğu bir şey vardır, bir uygulama vardır. Hazreti Peygamber'e dayandığı dahi, sıhhati dahi şüpheli olan hadislerin Kur'an ayetlerinin neshetmesi, hükmünü kaldırması mümkün müdür? Bunu bile selef alimleri, yani selefiyeden olan kişiler Kur'an'daki bazı ayetlerin hadisler tarafından hükümlerinin kaldırılabileceği teorisini ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla nesih konusu, yani hükmü kaldırma konusu bu açıdan son derece tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi evet. Kur'an'da Yüce Allah buyuruyor, مَا نَنْسَحْ مِنْ اَيَتٍ Biz bir ayetin hükmünü kaldırırsak, buradaki amaç Kur'an'ın daha önce indirilmiş olan bir ayeti demek değildir. Buradaki amaç, Allah daha önce de insanlara, toplumlara vahyetmişti. Onlara hükümler indirmişti. Bunların bir kısmı Yahudilik olmuş, Hristiyanlık olmuş, efendim dinler olarak isimlendirmiş. Pek çok peygambere vahyettiği halde bunlar günümüze kadar gelmemiş. Bunlar zaman içerisinde unutulmuş. Bakın biz bir hükmü kaldırırsak, manensek min ayetin, evnun sihe veya unutturursak, orada unutturmak peygamberin zihninde unutturmak demek değil. Orada unutturmak biz bir ayeti indirdikten sonra toplumlar onu icra etmeyerek veya onu yazmayarak sonraki dönemlere aktarmamış olurlarsa, dolayısıyla toplumlarda unutulmuş olursa ne'ti bi hayrin minha, Allah kendisi kaldırdığı zaman hükmü toplumlar için ondan daha hayırlısını inzal ediyor. O zaman şu demektir, eğer Kur'an kendinden önceki bir hükmü kaldırmışsa demek ki toplum değişmiş, insanlar değişmiş, bu değişime paralel olarak Kur'an'da daha önce inzal edilen bazı hükümler kaldırılmıştır. Onun yerine yenisi, daha hayırlısı, toplumların işine yarayan ayetler indirilmiştir. Ev misliha, eğer unutmuşsa toplum bunları, gerçekleştirmemişse, yaşamamışsa ve bunlar toplumsal hafızadan silinmiş gitmişse, ayet, sonraki ayet, yani Kur'an ayeti onun bir benzerini meydana getirmiştir, indirmiştir Allah. Tekrar onu inzal etmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ın içerisinde bir nesih, yani Kur'an'ın bazı ayetlerinin diğer bazılarının hükmünü kaldırması söz konusu değildir. Bu olursa o zaman demek ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ diyor Kur'an. Ben bugün size dininizi tamamladım. Peki bu tamamlama sürecinde, yani İslam'ın bir din olarak tamamlanması sürecinde bazı ayetlerin hükmünün kaldırılması olarak anlaşıldığı zaman Kur'an'daki bazı ayetleri o dinin dışına çıkarmak anlamına gelir. Evet. Çünkü Kur'an'ı siz okuyorsunuz. Peki o zaman bu mensuh olan ayetler niye okuyorsunuz? O zaman Tevrat'ın hükümleri de kaldırılmışsa, o zaman Tevrat'ın bir ayetiyle, İncil'in bir ayetiyle veya muharref olan, eğer böyle kabul edecek olursak, oradaki hükümlerle sizin neshettiğiniz ve kaldırdığınız o ayet arasında bir farklılık ortaya çıkmaz. Evet. Ha, bunu niye ortaya koydular? Bakın burada size temel bir kayde söyleyeyim. Muhkem ve müteşabihi konuşurken oraya şunu eklemek lazımdı. Her mezhep, her topluluk kendi inancını destekleyen ayetleri muhkem kabul etmiş tarihte. Şimdi bir Kur'an'daki muhkem müteşabih var. Evet. Bir de bundan toplumların anladığı, algıladığı, mezheplerin algıladığı muhkem müteşabih var. Her mezhep kendi inancını destekliyorsa ayet muhkem kabul ediyor. Onu demiş ki bu muhkemdir. Eğer kendi inancına aykırı demiş ki bu müteşabihtir. Bunu tevil etmek lazım. Tevil de şöyle anlıyor. O ayeti kendi zihnindeki anlama uydurmak olarak anlıyor. Dolayısıyla onu tevil ediyor. Tevil ederken de kendi zihnine, kendi mezhep anlayışına uygun hale getiriyor. Ama nasih mesuda durum ayrıdır. Şimdi bir mezhep bakıyor ki bir anlatım kendi mezhepsel tasavvuruna uymuyor. Ne yapmak lazım şimdi bu ayeti? Bu ayet Kur'an'da mevcut. Şimdi ya o ayeti doğru anlayacaksınız, insanlara doğru anlatacaksınız
veyahut da onu bir şekilde o tevil edeceksiniz. İskeletin dışına çıkaracaksınız. O yapının dışına çıkaracaksınız. O muhkem olan, sağlam olan yapının dışına çıkaracaksınız. Peki biz bu muhkem yapının altından bazı tuğlaları çeksek, o zaman o yapının muhkemiyeti kalır mı? Yani nasih mensuh demek, bakın toplumların değişmesi açısından bunu ben gerekli bir teori olarak görüyorum. Ama toplumlar ne kadar sürede değişirler? Günümüzdeki toplumların değişim hızıyla geçmiş toplumların değişim hızı aynı değildir. Günümüzde özellikle iletişim ve ulaşımın artmasıyla toplumlar daha hızlı bir değişim süreci geçiriyor. Hatta bu değişimi bir insan kendi yaşam süresinde bile hissediyor. Kendi yaşamımıza baktığımız zaman bizim çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki yaşam biçimimizle 30-40 yıl sonraki yaşam biçimi aynı değil. Ve hızlı bir değişim süreci yaşıyoruz. Bunda teknolojik gelişmelerin etkisi var, bilimsel gelişmelerin etkisi var. Ama geçmişte toplumların değişim hızları bu şekilde bir ivme, daha hızlı bir değişim içermiyordu. Onun için Allah toplumların değişimini istiyor. Yani nesih kavramından şöyle bir toplumların lehinde hüküm çıkarabiliriz. Demek ki Allah toplumların değişimine paralel olarak bazı hükümleri kaldırıyor, yeni bazı hükümler ihdas ediyor. İşte tam da bu noktada sormak icap ediyor, konuşmak icap ediyor aslında, öyle demek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bir takım fıkhi açıdan muamelata dair, öyle diyelim, bir takım ayetlerin mevcudiyetini biliyoruz. Bir takım ceza ayetlerinin, had cezaları söz gelimi. Şeriatta, fıkıhta had cezalarının olduğunu biliyoruz. Bu had cezalarının ihtiva edildiği, bu had cezalarını içeren ayetleri günümüze taşıdığımızda lafzını esas alarak, lafzi manasını esas alarak, temel manasını esas alarak aynen uygulamak mümkün müdür? Bunların aslında bir nevi yeniden bir yoruma ihtiyacı yok mudur? Yani hırsızlığın cezası, adam öldürmenin cezası mesela kısas ayeti, kısas ayetleri söz gelimi. Bunlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de tevil ve tefsir noktasında bir takım ciddi meselelerin olduğu kanaatindeyim ben kendi adıma. Bunlar noktasında düşündüğümüzde nesih kavramıyla paralel bir şekilde bunları ele almak mümkün müdür? Yani o had cezalarının uygulanma biçimleri neshedilmiştir zaman itibariyle diyebilir miyiz? Burada bu tip cezalarda asıl olan, cezaya konu olan suçun işlenmemesidir asıl maksat. O maksadı hasıl edecek yöntemi bulduktan sonra illa Kur'an'daki ceza yönteminin birebir aynen uygulanması lazım değildir gibi bir hüküm ortaya koyabilir miyiz? Nitekim bu noktada fikir beyan eden modernist İslamcı tabir edilen birileri tarafından bir takım düşünürler de biliyoruz. Genellikle ehli sünnet geleneği içerisinden çıkan bu noktada çok ciddi eserler meydana getiren kimseleri de biliyoruz. Nasıl değerlendireceğiz bu nesih kavramıyla birlikte bu söz gelimi had cezaları meselesini, işte Kur'an'daki fıkhi, hukuki uygulamaları? Şimdi hangi konuda olursa olsun eğer siz bir yapının içindeyseniz orada yenilikçi ve değişimci fikirler ortaya koymanız mümkün olmaz. Yani o yapının dışına çıkmadan yenilikçi ve değişimci fikirler, düşünceler ortaya koymanız mümkün olmaz. Şimdi Kur'an'da had cezası, yani suçlara verilecek cezalar belirtilmiştir. Ve bunlar dikkat ederseniz bütün suçlarda verilmiş cezalar değillerdir. Had cezaları daha çok toplum, sosyal hayatla ilgili konularda bazı suçları işleyenlere o suçlardan arındırmak için onları caydırıcı olsun diye Kur'an'da bazı hükümler vardır, belirtilmiştir. Şimdi önemli olan bu anlatımlardan o suçların kötülüğünü çıkarabiliriz. Deriz ki Kur'an bunlara had cezası uygulamışsa demek ki bu suçlar kötü suçlardır. İkinci olarak çok zahiri bir bakış açısıyla orada söylenen sayılarda, söylenen biçimde onları uygulayabiliriz. Bu da çıkarmanız mümkün. Şu kadar sopa vurun diyor mesela. Üçüncü olarak da siz buradan hareketle, biraz önce sizin bahsettiğiniz, yani asıl olan bu suçlardan toplumu temizlemektir, arındırmaktır. Bunları her dönemde suç olarak kabul etmektir. Çünkü bunlar insanın haklarına ve hürriyetine aykırı olan şeylerdir. Toplumsal hayatla ilgilidir. Günümüzde bunların yerine yeni caydırıcı tedbirler almak ve bunları toplumları bundan caydırmak da mümkündür. Bu şekilde anlaşılmak mümkündür. Ben bu son argüman biçiminden yanayım. Yani asıl önemli olan şey, önce
suçlar da değişebilir. Evet. Şimdi mesela Kur'an'da diyelim ki trafikle ilgili suç olarak tanımlanmamış. Evet. Yani bununla ilgili çok ayetler yok. Şimdi siz bugünkü sosyal yaşantı açısından trafik ve bu kurallara uymak gereklidir. Dolayısıyla bunlara uymayanlar cezalandırıldı. Bakın Kur'an'da hüküm olarak yoktu. Ama insanlığın gelişimine paralel olarak yeni suçlar ortaya çıktı. Ortaya çıkmak zorunda kaldı. Bir de evet, şöyle düşünün. Bu hadler ilk defa Kur'an tarafından açıklanmış hadler, cezalar değildi. Bunlar cahiliye döneminde olduğu gibi vardı, uygulanıyordu. Kur'an sadece onların uygulanmasını istedi. İşte bu hadleri cahiliye döneminde evet, uyguluyorlar. Kültürde vardı. Yani cahiliye şimdi, dönemi demek böyle suçların özgürce işlendiği, işlendiği bir dönem değil. Bir dönem değil. Evet. Dolayısıyla orada uygulanan bu hadleri Kur'an dedi ki yani bunları madem ki siz ittifak etmişsiniz bu suçlardan toplumu bu şekilde arındıracağını, arındırılabileceğini, öyleyse siz bunların uygulanması konusunda tedbirler alın. Ama şimdi evet, bugün bu suçlardan başka türlü yöntemlerle toplumları caydırmak mümkündür. Evet. Onun için bunlar da zaten bütün ülkeler hocam, bunu yapıyor. Süremiz bitti maalesef. Şifreciliği konuşacaktık ama bunu daha sonra bir programda özellikle hurufilikle bağlantılı olarak hurufiliği konuşalım. Hurufiliği ele aldığımızda belki hurufilik meselesini konuşacağımız. Kur'an'a bakışında kanaatimce bugün en önemli sorunlardan bir tanesi olarak bu şifreci, yani Kur'an'da gizemli anlamlar var mı? Bunları aramak zorunda mıyız? Çünkü toplumun büyük bir kesimi Kur'an'da bunların olabileceğini düşünüyor ve bunlar üzerine bazı şeyler söylemek istiyordum. Evet. İnşallah bunları işte daha sonraki programlarımızda ele alırız. Değiniriz. Yani şimdi ben bu noktada şey diyorum, yani hurufilik akımını müstakil olarak ele alacağımız bir programda Kur'an'daki şifre meselesini de ele almalıyız. Tabii değerli izleyenler, süremizin sonuna geldik. Kur'an-ı Kerim İslam'ın temel kaynağıdır, kitabıdır. Alevi İslam inancının da temel kaynağıdır. Kur'an'dan onay almayan hiçbir inanç doğru inanç değildir. Kur'an'dan onay almayan hiçbir uygulama doğru bir uygulama değildir. Buradan hareketle ifade edelim. Aleviliğin de, Alevi İslam inancının da tüm temel ilkeleri Kur'an'a dayanır. İbadet biçimleri, ritüelleri de Kur'an'a dayanır. Elbette ki bununla birlikte kültürel unsurlar da vardır ama bu kültürel unsurlar Kur'an'a muhalif, Kur'an'a zıt unsurlar değildir. Bunu da ifade etmek lazım. Şayet var ise, ki olduğunu düşünmüyoruz, eğer var ise o Kur'an'a uygun hale getirilmek durumundadır. Çünkü ana kaynağımız, kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. İşte bu sebeple biz Büyük Ozan Edip Harabi'nin sözleriyle bu programımızı da sona erdirelim. Daha evvelki bir programda da bunu söylemiştim. Ey vaiz-i riyakar, Kur'an'ı bilmiyorsun, gel bizden anla, zira Kur'an kelamımızdır, diyor Edip Harabi. Biz de bu sözlerle söyleşimizi nihayete erdirmiş olalım. Bir sonraki hafta buluşmak umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.